Dünyanın karada yaşayan en yaşlı hayvanı olarak kayıtlara geçen Jonathan ne tür bir hayvandır? A. Balina. B. Kaplumbağa. C. Yarasa. Karada yaşayan dediğine göre balinayı baştan elemek durumundayım. Balina denizde yaşar, karada gezdiğini hiç görmedim. O yüzden karada yaşayan dediğine göre geriye kaplumbağa ile yarasa kalıyor. En uzun yaşayan hayvan olarak kaplumbağayı biliyorum. Benim bildiğim bu, kaplumbağanın uzun yaşadığını biliyorum ama yarasa o kadar bana yakın gelmiyor ama diğer taraftan da yani 50 bin liralık sorunun bu kadar kaplumbağa gibi basit bir cevapla geçiştirileceğini hiç düşünmüyorum. Bu düşünce belki de beni yanlış yöne de iletiyor, bilmiyorum. Yani şimdi 5 bin liralık soru olsa direkt kaplumbağayı hiç sorgusuz sualsiz söylerim. Ama diğer taraftan 50 bin liralık soruda kaplumbağa dünyanın en uzun yaşayan, hiç hareket etmeden uzun yıllar yaşayan bir hayvan olarak bildiğim için kaplumbağayı pat diye söylemek acaba 50 bin liralık soru için doğru mu? Yoksa kendi kendime vesvese mi yapıyorum onu da bilmiyorum. Belki de buradaki tuzak vesvesedir. Evet, olabilir. Tuzak vesvese olabilir, evet. Yarasa. Yarasalar hakkında hiçbir bilgim yok. Düşünmeye çalışıyorum. Yarasalar ne kadar yaşarlar? O kadar milyonlarca yarasa arasından bir tanesini nasıl seçip de bulacaklar da sen çok uzun yaşadın sana Jonathan ismini verelim diyecekler. Bir mantığım beni bu tarafa götürüyor. Yani diyor ki yarasa, bir mağarada bakıyorsunuz binlerce yarasa var. O yarasalardan hangi birinin hayatını takip edecekler de en uzun yaşadığını hesaplayacaklar. Bu beni yarasadan uzaklaştırıyor bu düşünce. Kaplumbağayı takip etmenin daha kolay olduğunu düşünüyorum. Çünkü en yaşlı hayvan olarak kayıtlara geçirip ona da isim verebilmeleri için uzun süre bunu takip etmeleri gerekiyor. Bir yarasanın takibi zor. Balinayı da karada yaşayan en yaşlı hayvan kelimesini acaba o kara beni yanıltıyor mu ama zannetmiyorum. Balina karada yaşamıyor. O yüzden karada kelimesinden dolayı balinayı da atıyorum, yarasayı da atıyorum. Çok basit bir cevap olarak gelse bile 50 bin liralık sorunun cevabı olmadığını düşünsem bile şimdiye kadar saydığım gerekçelerden dolayı kaplumbağaya çok yakınım. Ben kaplumbağa demek istiyorum. B şıkkı, kaplumbağa. Onaylıyor musunuz? Zor bir soru. Sorunun kendisi kolaydı ama şu son söylediğiniz zor bir soru. Ahmet Bey, bir kere şunu söyleyeyim size. Buyurun. Yani burada gayet güzel şekilde yarışıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Belli ki iyi bir insansınız. Sağ öğrencilerinizi önemsiyorsunuz. Sağ. İyi bir öğretmensiniz, iyi bir akademisyensiniz, iyi bir eşsiniz. Babasınız, dedesiniz, bunların hepsini sayabilirim. Yani şu tanıdığım vakit boyunca. Dolayısıyla şu anda vereceğiniz cevap yanlış olsa dahi herkes sizinle gurur duyacak ve sizi izlemiş olmaktan da mutluluk duyacaklar. Kesinlikle. Yani bu kaygıları bir kenara bırakın. Siz boş verin. Soruya odaklanın. İçinizden eğer B şıkkı geçiyorsa B deyin. Bu arada ben kesinlikle cevabı bilmiyorum. Muhakkak. Sizi de yanlış yönlendirmek istemiyorum. Ama şu anın keyfini çıkarmaya bakın. Başka hiçbir şey düşünün. Kesinlikle. Yani benim zaten 15 binde durmamamın asıl sebeplerinden tamam hanımın etkisi çok büyük ama ben buraya hayatımda bir kez geldim. Bir kez bu yarışma heyecanını, keyfini, hazzını tadıyorum burada. Bunun keyfini çıkarmak istiyorum. Kaybetsem de muhakkak üzüleceğim, o ayrı mesele ama gene de benim buradaki yaşadığım bu heyecan, bu keyif kaybetmenin verdiği üzüntünün kesinlikle önüne geçecektir. O yüzden verelim bir cevabımızı, olursa olur, olmazsa olmaz diyelim. Ben Jonathan ismiyle de sanki kaplumbağayı özdeşleştiriyorum gibime de geliyor ya. Böyle hep kaplumbağa, Jonathan, kaplumbağa. Balina'ya Jonathan ismi verilir mi? Ya da diyeceksiniz ki Jonathan ismi nasıl bir isim ki balinaya verilir mi, yarasaya verilir mi diye. Hocam Jonathan ismi kaplumbağaya verilir. Bana öyle geliyor. Ben B kaplumbağa demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım kaplumbağa cevabı sizi 50 bine yaklaştırdı mı?